Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde alternatif akım değerlerinden en önemlisi olan etkin değer ya da efektif diğer adıyla efektif değer anlatacağım. Etkin ya da efektif değer bizim günlük hayatta kullandığımız gerilim değeridir ve en önemli alternatif akım değeridir arkadaşlar. Tanımına bakalım önce. Alternatif akımda en çok kullanılan değer etkin değerdir. Etkin değer alternatif akımın bir yük üzerinde yaptığı işe eşit iş yapan doğru akım karşılığıdır. Şimdi bu cümlede alternatif akım bir yük üzerinde yaptığı işe eşit iş yapan doğru akım karşılığıdır. Bakın biz e, şehir şebeki gelmiş bizim işte evlerimize geldikten sonra 220 voltluk bir efektif ya da etkin değer ne yapıyoruz arkadaşlar bunları zaman zaman güç kaynaklan DC gerilme uygun şekilde şekilde dönüştürüyoruz dolayısıyla en etkin adı üstüne etkin ve efektif olan değer bu değerdir arkadaşlar daha sonra özelliklerinden bahsedelim AC ampermetrede ölçen akım ve AC voltmetrede de ölçülen gerilim etkin değerdir. Ölçü aletlerimize kullandığımız değer etkin değerdir. Etkin gerilim V veya Vf ile yani V efektif demek. Etkin akım ise I veya If ile gösterilir. Alternatif akım veya gerilim değeri söylenirken, aksi belirtilmediçe söylenen değer etkin değerdir. Evet bizim şehir şebek gelinimiz 220 voltluk gelinimiz etkin değerdir ya da efektif değerdir. Aramez karesel ortalamanın karekökü ya da root mean square anlamına gelir ve etkin değer efektif ol değer olarak da isimlendirir. Aramez değeri nedir mesela bu şeyin sinyalin aramez değeri nedir? Ne oluyor aramez? Etkin ya da efektif değer oluyor. Örneğin şebek gerilim 220 volt denildiğinde bu değer şebek geriliminin etkin değeridir. Evet arkadaşlar bir grafiğimiz var. Bu grafiğimiz bir nedir? Gerilim zaman grafiğidir. Grafiğimizde maksimum değer ve etkin değer var. Benim maksimum değerim 1 ise etkin değerim bunun 0.707 katıdır arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Eğer gerilimim ee, Gerilimin etkin değeri arkadaşlar vm eşittir. Hatta vf diyelim buna. Şöyle diyelim. vm arkadaşlar v efektif ya da etkin değer eşittir. vm bölü kök 2'dir. Yani vm çarpı 0.700 7'dir. Aynı şekilde I efektif değer I F eşittir. I M yani akımın maksimum değeri bölü karekök 2'dir. O da I M çarpı 0.707'ye tekabül eder. İşte bu değer benim gerilimimin efektif değeridir. Şu değer ise benim akımımın efektif değeridir. Ve efektif değer maksimum değerle doğrudan orantılır. Maksimum değer gerilim değeri ya da maksimum akım değeri nedir? Benim sinyalimin maksimum yani en yüksek seviyesini belli eder arkadaşlar. Şimdi örnek sorular çözelim. Etkin ve efektif değerle ilgili. Şimdi örnek sorumuza bakalım. 10 volt tepe değeri olan bir gerilim kaynağı 1 ohm dirençle seri bağlanmışsa direnç üzerinden geçen akımın RMS değerini hesaplayınız. Şimdi akımın RMS değerini soruyor arkadaşlar. Yani ıı, e, f'i soruyor bize. Ben v efektifi bulursam yani gerilimin işte ort etkin değerini bulursam arkadaşlar akımın da etkin değerini ya da efektif değerini bulurum değil mi? Dirence bölerim. Dolayısıyla akımın maksimum değeri verildiğine göre ben akımın önce pardon gerilimin tepe değeri verildiğine göre önce gerilimin etkin değerini bulacağım. Vf eşittir vm çarpı vm çarpı 0.707 o da eşittir 10 çarpı 0.707'den benim ise diyelim v efektif değerim nedir arkadaşlar 7.07 volttur bakın gerilimin efektif değerini buldum etkin değerini buldum bu efektif ise eşittir v efektif bölü R değerine eşittir. O da arkadaşlar V efektifim 7.07 volt bölü R değerim nedir? Bakın 1 ondur. Dolayısıyla 1 olacaktır. İse diyelim I efektif eşittir. 7.07 amperdir. Bu da benim akımımın nedir? Etkin ya da efektif değeridir. Başka bir örneğe bakacak olursak arkadaşlar şehir şebek gerilimi 220 volt olduğuna göre tepe değerini hesaplayınız. Bu değer şehir şebek gerilimi değeri arkadaşlar nedir? Bizim etkin değerimizdir ya da efektif değerimizdir. Ve efektif kaçmış? 220 voltmuş. E, tepe değerini sorduğuna göre şuradaki e, şöyle bir formül yazabiliriz. Ve efektif neydi arkadaşlar? Vm yani V maksimum tepe değer çarpı 0.707 idi. V efektif belli zaten kaçtır 220 volttur eşittir Vm çarpı 0.707 Den Vm ne olur arkadaşlar 220 bölü 0.707 ise Vm eşittir 311.17 Volta tekabül Edecektir Bu da benim neyimdir tepe değerimdir. Bunu arkadaşlar VT grafiğinde, gerilim zaman grafiğinde gösterecek olursak şöyle bir şehir şebeke gerilimi var benim. Bunun efektif değeri yani şu, hemen hemen şu noktadaki değeri nedir? Şöyle diyelim hatta biraz daha. Bu noktadaki değeri arkadaşlar 220 volt'tur ve tepe değeri de kaç bulduk? Bakın şu, not, şu noktadaki değeri de 311.17 volt olarak bulduk. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzun çözümde bu şekilde. Bugün e, alternatif akım değerlerinden etkin yani efektif değeri görmüş olduk. Ve e, alternatif akım değerlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.